videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mesane tümörü, ürolojik sistem içinde idrar yollarının en sık rastlanan kötü huylu hastalığı olarak prostat kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla görülüyor ve sigara kullanımı hastalığın oluşumunda neredeyse %50 rol oynuyor. Bazı iş kollarında kullanılan kimyasalların da ortaya çıkmasında etkili olduğu hastalığın tedavisinde erken teşhis önemli rol oynuyor. Mesane tümörü, idrar kesisinde oluşan tüp iyi ve kötü huylu urlara verilen addır. Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat fazla görülen mesane tümörünün %90'ı kötü huyludur ve geri kalan %10'luk kısmını iyi huylu tümörler oluşturur. Kadınlarda mesane tümörü daha kötü seyirli olma eğilimindedir. Mesane tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde bu hastalık çok da erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20'li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir. Boya, tekstil, kauçuk, deri ve kimya sektöründe çalışanlar mesane tümörü vakalarının %20-25'ini oluşturmaktadır. Bu sanayi sektörlerinde kullanılan bazı kimyasallar mesane tümörü oluşumuna neden olmaktadır. Bunların yanı sıra radyasyon tedavileri, yanlış uygulanan diyetler, kronik idrar yolu enfeksiyonları ve şistomiyazis adı verilen paraziter enfeksiyonlar mesane tümörü için risk faktörleri olarak sıralanabilir. Mesane kanseri belirtileri nelerdir? Daha sık idrara çıkma ihtiyacı, ani idrar dürtüsü, idrar yaparken yanma hissi, mesane kanseri ile bir aşamaya ulaşır ve yayılmaya başlarsa semptomlar şunları içerebilir: pelvik ağrısı, kemik ağrısı, kasıtsız kilo kaybı, bacakların şişmesi, ne zaman tıbbi yardım alınmalı, idrarınızda hiç kan varsa, gelip giderse bile doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Böylece sebep araştırılabilir. İdrarında kan olması kesinlikle mesane kanseri olduğunu anlamına gelmez. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha yaygın diğer nedenler vardır: sistit gibi idrar yolu enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonu, böbrek taşı, üretrit ve erkeklerde genişlemiş bir prostat bezi. Sigara içmek. Mesane kanseri için sigara içmek en büyük risk faktörüdür. Bunun nedeni tütünün kansere neden olan kanserojen kimyasallar içermesidir. Uzun yıllar sigara içiyorsanız bu kimyasallar kan dolaşımınıza geçer ve böbrekler tarafından idrarınıza süzülür. Mesane tekrar tekrar bu zararlı kimyasallara maruz kalır. Çünkü idrar için bir depo görevi görür. Bu mesane hastalarının hücrelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu da mesane kanserine neden olabilir. Tüm mesane kanseri vakalarının 3'te 1'inden fazlasının sigara kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içen kişilerin sigara içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme olasılığı 4 kat daha fazla olabilir. Kimyasallara maruz kalma. Bazı endüstriyel kimyasallara maruz kalmak en büyük ikinci risk faktörüdür. Önceki çalışmalar bunun vakaların yaklaşık %25'ini oluşturabileceğini tahmin ediyor. Bazı imalat dışı işlerde mesane kanseri riskinin artmasıyla bağlantı olmuştur. Bunlar dizel dumanlarında bulunan kimyasallara düzenli olarak maruz kalmaları nedeniyle taksi veya otobüs sürücüleridir. Mesane kanseri ile bu tür meslekler arasındaki bağlantı 1950'lerde ve 1960'larda tespit edildi. O zamandan beri kansere neden olan kimyasallara maruz kalma ile ilgili düzenlemeler çok daha sıkı hale getirilmiş ve yukarıda listelenen kimyasalların çoğu yasaklanmıştır. Bununla birlikte bu kimyasallar durumun gelişmeye başlamadan önce kimyasallara ilk maruz kalmasından sonra 30 yıl alabildiğinden halen mesane kanseri vakaları ile bağlantılıdır. Mesane kanseri bulaşıcı mıdır? Mesane kanseri diğer kanser türlerinde de olduğu gibi kesinlikle bulaşıcı değildir. Kanser hastalığı kişiden kişiye bulaşabilen bir hastalık olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmış ve uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Mesane kanseri evreleri nasıl belirlenir? Mesane kanseri evreleri 3 kriter doğrultusunda kararlaştırılır.
Bunlar kanserli tümörün mesane duvarındaki derinliği, tümörün bölgesel olarak yayılıp yayılmadığı ve kanserin akciğer ve karaciğer gibi başka organlara bulaşıp daha doğrusu metastaz yapıp yapmadığıdır. Mesane kanseri son evre belirtileri hastalığın yayılması ve diğer organlara sıçrayarak kişinin vücudunu ele geçirmesi anlamına gelmektedir ki bu yayıldığı bölgeye göre farklı belirtiler gösterir. Bu nedenle net bir belirti söylemek doğru olmayacaktır. Mesane kanseri ölümcül müdür? Mesane kanseri diğer tüm kanser türleri gibi oldukça tehlikelidir. Kanser hastalığı için en önemli şey kesinlikle erken teşhis ve doğru tedavidir. Bu nedenle günümüzde neredeyse tüm hastanelerin sadece bu konuya odaklandıkları onkoloji merkezleri bulunmakta ve hastaları en doğru şekilde tedavi edebilmek için çabalamaktadırlar. Kanser hastalığına yakalanan bireylerin psikolojik olarak iyileşmeye inanması tedavi açısından büyük önem taşımaktadır. Mesane kanseri tedavisi nasıl yapılır? Gaz inzaviv olmayan mesane kanseri vakalarında mesanenin geri kalanını sağlam bırakırken kanserli hücreleri çıkarmak genellikle mümkündür. Bu mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu adı verilen cerrahi bir teknik kullanılarak yapılır. Bunu kanserin geri dönüş riskini azaltmak için doğrudan mesaneye bir doz kemoterapi ilacı izler. Nüks riski yüksek olan durumlarda kanserin geri dönüş riskini azaltmak için mesaneye bakillus, kalmetoguerin, BCG olarak bilinen ilaç enjekte edilebilir. Yüksek riskli, kas invaziv olmayan mesane kanseri veya kas invaziv mesane kanseri tedavisi, sistektomi olarak bilinen bir operasyonda mesanenin cerrahi olarak çıkarılmasını içerebilir. Mesane kanseri vakalarının yaklaşık %60'ı gelişmiş ülkelerde bulunuyor. Her iki cinsiyet açısından dünyada mesane kanserinin en sık görüldüğü ülkeler sıralamasında Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Sadece erkekler söz konusu olduğunda ise bu sıralamada 3. sıraya yükseliyor. Araştırmalar devam etse de mesane kanserinin sebebi tam olarak bilinmiyor. Sadece bazı kimyasallara ya da sigara dumanına maruz kalınmasının mesane hücrelerinin yapısını bozarak kanserin oluşmasında etkili olduğu belirtiliyor. Kalıtımsal geçişin çok düşük olduğu görüldüğünden çevresel risk faktörlerinin gen mutasyonlarının gelişmesine neden olduğu düşünülüyor. Mesane kanserinden korunmanın yolları. Mesane kanseri olan hastaların çoğunun sigara içicisi olduğunu biliyoruz. Öncelikle kesinliği kanıtlanmış olan sigaradan uzak durarak mesane kanserini önleyebiliriz. Mesane kanseri tanısı konulan ve tedavi edilen hastalarda dahi sigara içiciliğinin bırakılması kanserin tekrarlanmaması açısından oldukça önemlidir. Sadece sigara içmek değil, sigara içilen bir ortamda sigara dumanını solumak dahi sakıncalıdır. Bu nedenle sigara içilen ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Genel olarak bir takım kimyasallar mesane kanseri gelişimine neden olabilirler. Diğer bir sakınılması gereken madde arseniktir. Sudaki arsenik miktarının azaltılması ile mesane kanserlerinin sıklığının azaldığı bazı ülkelerde gösterilmiştir. Bol meyve ve sebze. Meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan vitaminlerin de mesane kanserini önlediği ve koruyucu olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle bol miktarda meyve ve sebze tüketmeliyiz. Bunun yanı sıra yüksek kolesterollü besinlerle beslenmenin ise mesane kanseri riskini arttırdığı bilinmekte. Bu nedenle yüksek kolesterollü besinlerden de mümkün olduğunca uzak durmalı ve kan kolesterol düzeyimizi düzenli aralıklarla ölçtürmeliyiz. Mesane kanserinden koruyucu etkisi olan ve her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz bir diğer madde ise sudur. Sürekli sıvı almak, idrar torbasını zararlı maddelere maruz kalmaktan koruyacağı için bol su tüketmeliyiz.